Ne oldu Salih? Daha ne olsun? Sabahtan beri arayacağım diyorsun, aramıyorsun. Abinle de konuşturmuyorsun. Ne ayaksın kızım bak, yoksa bilmediğin başka bir dalgan var. Yuh Salih, ne saçmalıyorsun ya? Ne bileyim, ortaya öyle bir kılçık atıyorsun ki insanın aklına bin türlü şey geliyor. Hani lütfen saçmalamaz mısın? Abim daha yeni geldi, başında bin türlü dert var. Darlamayalım dedim yani bizim için de. Ayrıca ne acelem var? Sanki okul bitmeden ne yapabileceğiz ki? Hazırlık oruz az mı? Çok işte, ben de onu söylüyorum. Sanki yangından mal kaçırır gibi. Tek taşsa sorun, almayan taş olsun. İyi hadi benim şimdi kapatmam lazım. Acelem var, sonra konuşuruz. Dur dur, nereye gidiyorsun kızım? Sema'ya. Ha. Şşş. Kapamadan önce sevdiğini söyle de öyle kapat. Aman Salih. Sevmiyor musun? Ya tamam. Yani bir elektriklenme var Allah için. Kudurtma adamı. İyi seviyorum, tamam. İyi, dönüşte bekliyorum bak. Tamam, bakarız. Atlatma beni ha. Bekliyorum dedim. Ya tamam hadi uğrarım. Görüşürüz, bay. Buyurun. Merhaba. Ben Nihan Hanım'a gelmiştim. Atölyesinde yoktu. Burada mı? Siz kimsiniz? Arkadaşıyım. Aa, parti mi var? Evet, bir saniye bekleyin, haber verelim. Aa, yok yok. Hiç aramayın şimdi, rahatsız etmeyin. Parti bittikten sonra verirsiniz. Arada kaynamasın. İçinde ne var? Belge merge işte, ne olacak canım? Hem haberi var, biliyor geleceğimi. Mutlaka eline geçsin. Çok önemli. Yoksa senin canın yanar, haberin olsun. Her şey yolunda mı? Evet. Nihan Hanım. Ne oldu? Bu Nihan Hanım'a geldi. Tamam, ver bunu. Abla şimdiden çok sağ ol. Sayende şahane bir ajansa yazılacağım. Çok öpüyorum Zeynep. Zeynep. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Fatih Koçakgil. Zeynep ben de. Memnun oldum. Ben de. Ozan ben. Sizinle daha önce bir yerde karşılaşmış olabilir miyiz? Keşke. Ama o zaman hatırlardım zaten. Ama ikiz kardeşimi tanıyorsunuz. Belki oradan. Aa doğru. Nihan ablanın ikizisin. Yani ikizisiniz, pardon. Evet. Tamam, şimdi oldu. Başlayalım mı artık? Olur. Ben de daha fazla dağıtmayayım sizi. Zeynep'ciğim şöyle geç. Zeynep'ciğim,
Anlat bakalım. Neler yaptın bugüne kadar? Ben Zeynep Soydere, 21 yaşındayım. Okuyorum. Tiyatro bölümündeyim. Tiyatro yapıyoruz biz arkadaşlarımla birlikte. Orada çok güzel bir oyun çıkaracağız. Ajans falan diye düşündüm. Bizim tiyatro kulübünün başkanıyım aslında. Yalnız Sema. Yalnız nasıl bir yer var ya, görmen lazım. O benim gittiğim ajanslar var ya, resmen köpek kulübesi canım. Ay dur. Dur ben seni arayacağım şimdi, tamam mı? Hadi canım, görüşürüz. Bay bay. Merhaba. Tebrik ederim. Kaydın yapılmış. Evet, sağ ol. Nihan'la tanışıyormuşsunuz ama nasıl oldu da ben seni hiç görmedim? Yok canım, nerede göreceksin? Biz Nihan ablayla ta abim... Yani biz öyle çok sık görüşmüyoruz canım. 40 yılın başı işte. Ama hepimiz seni bundan sonra daha sık göreceğiz herhalde. Yani ekranlarda demek istedim. Pek yakında. Ha, evet inşallah. Acelen var sanki. Arkadaşlarla buluşacağım da. Peki. O zaman memnun oldum. Geç de olsa. Ben de. Görüşürüz. Ozan sesin ya. Ozan sesin. Alo. Fatih. Abi bana Zeynep'in numarasını göndersene. Tamam. Heyecan bile bu kadar yakışıyorsa sakin halini düşünemiyorum. Arkadaş olsak ne iyi olur diye düşündüm. Hem babana da öyle söyle. Hadi kalkayım ben artık. Abimler gelmeden evde olayım. 2 dakika daha görseydim yüzünü. Salih. Ya benim de içime sinmiyor böyle gizli kapak. Ama bitecek inşallah. Kemal kafasını bir toplasın. Ertesi gün adını koyduracağım. Ardından nikah. Ondan sonra alacağım seni karşıma. Televizyon diye. Sabah akşam izleyeceğim. Ben adamı aptala çeviririm o kadar bakarsan. Çevirdim bile. Heh. Al işte. Sema Hanım harekete geçti bile. Ne diyor? Müsait misin? Annenler bize gelmeden bir an önce eve git diyor. Tamam, tamam.
Ne oldu? Annem arıyor. Salih, sen hesabı halletsene. Çıkalım şuradan bir an önce ya, başımıza bir şey gelmeden. Şişt. Efendim? Cevap yazmadın. Fırsatım olmadı. Ha, ben de beni umursamadın sandım. Aa, yok canım, olur mu öyle şey? İspatlamak ister misin? Nasıl? Görüşelim, beni atlatmadığını ikna olayım. Şimdi mi? Evet, saat daha erken. Ha, sana erken. Yani yarın sabah benim çok önemli bir sınavım var da. Oo, yani şurada sabaha ne kaldı ki? Çok çalışmam lazım benim, çok. Tamam o zaman. Yarın nasıl? Olur. Kaçta, nerede? Bilmem, sen nasıl istersin? Bilmem ki. Ben sana bırakıyorum ya. Sen nasıl istersen öyle yapalım. Tamam. Ben söyleyeyim o zaman. Tabii canım, bilmez miyim o ünlü mekanı? Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Ay, korkuttun beni Salih. Sen beni mi dinliyordun? Yok gülüm, çıkmayınca merak ettim. Ha. İyi, hadi ben kaçtım. Yolun yarısına kadar gelseydin. Ay yok Salih ya. Abimlerle falan karşılaşırız şimdi yolda. Al başına belayı. Zeynep yeter bence. Çocuk tanımayacak seni. Ay saçmalama Sema ya. Onun etrafındakilerin hepsi böyle. Asıl yapmazsan fena. Gecikmezsin değil mi? Bekliyorum, heyecanla. Kız yemin ediyorum şansım açıldı ha. Ay, hem iş hem aşk. Zeynep bak dikkat et ne olur. Daha tanımıyorsun, etmiyorsun çocuğu. Ay tanıyorum Sema, Ozan Sezin. Merak etme, 3:30'da oradayım. Yaklaşınca haber veririm. Annen nerede sürekli Sema deyip duruyorsun. Yüzlerine bakamayacağım artık. İşi de söylemedin değil mi? Bak bu çeviriklerin bir gün ortaya çıkacak, benden söylemesi. Kıskandın mı? Kıskanma, kıskanma. Sana da buluruz Ozan'ın arkadaşlarından birini. Ay istemez canım, kalsın. Ben senin için endişeleniyorum deli. Ay kıyamam sana küçük beyi mi? Hadi bak çok oyaladın beni ya. Daha 3 tane otobüs değiştireceğim vallahi. Kız bir bakarsın. Seneye altında bir Porsche ha? Neyse hadi ben seni ararım sonra konuşuruz bay. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Geç kaldım biraz. Çok bekletmedim değil mi? Yok yok, hiç bekletmedin. Yani çok az. Ya, oturmaz mısın? Ay, şahane bir yer seçmişsin. Bayıldım. Çok zevklisin. Gerçekten mi? Beğendin mi? Teşekkürler. Bu arada benim erken kalkmam gerekecek. Son dakika şeysi oldu da. Gelemiyordum neredeyse ama geldim. Ya. Ya. Akşama misafir gelecekmiş de anneme yardım et. Ya
yardımcı yetiştiremiyormuş işleri. Yani öyle karışık durumlar. Ne kadar vaktin var peki? Çok değil. Yani bir şeyler içebilecek kadar. En azından ama. Ne içersin? Sen seç benim için de. Bakar mısın? İki latte alabilir miyiz? Zaten hep soruyorlardı ajanslardan filan. Ama ben öyle hepsine yüz vermedim. Seçici oldum biraz. Hem Fatih Koçakgil bu alanda tek isim bence. Hemen ilk işini kaptın tabii. Heyecanlı mısın? Yoo. Heyecanlı değilim. Bence kendine güveni olmayan insanları heyecan basar. Benim için sorun yok yani, rahatım. Aa, bu arada ben sana bir şey verecektim. Yani küçük bir şey, hediye gibi. Öyle büyük bir şey değil, tanışmamızın anısına. Ya ne zahmet ettin. Aa, spor arabaları sevdiğimi nereden biliyordun? Çok beğendim, teşekkür ederim. İçime doğdu. Altıncı hissin biraz kuvvetlidir de. Ha. Ay şaka yaptım canım. Tahmin ettim sadece. Yani erkekler sever ya böyle arabaları falan, ondan yani. Çok beğendim, teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Başka bir şey ister misin? Yok ya. Ben kalkayım bence bir an önce. Geç kalacağım çünkü. O zaman hiç gelmediğini sayıyorum. Yani gel diye dedim. Yarın olsun, gelir misin? Ha. Tamam. Yani bakarız. Biliyorsun biraz yoğunum bu aralar iş konusunda. Ya senin araban falan yok mu? Alırsın beni yarın ha? Görüşmeden sonra mesela. Yeri, zamanı mesaj atarım ben sana. Gezeriz, takılırız biraz. Hem zamandan da kazanmış oluruz böylece. Olur tabii, var arabam. Yaparız bir şeyler de yer ve zamanı söylersin, gelirim. Şahane o zaman. Şahane gerçekten. Yarın görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Hadi bay. Bay. Telefonun kopsun değil mi Salih? Allah Allah. Bilmem. Yemekten beri öyle o. Bir durgunluk var üstünde. Ben bir bakayım. Kahveni al istersen. Gamlı baykuş. Ne yapıyorsun sen böyle burada tek başına? Bu hastalık lanet gibi. Hep ayağıma dolanacak. Ne oldu yine? Anlat bakalım. Öyle. İstediğim hiçbir şey yapamıyorum. Baksana, şuraya bir oturayım dedim. Hemen ne oluyor diye dibim de bitti. Of Ozan, daha kaç defa konuşacağız bunu seninle? Hepimiz alıştık, bir sen alışamadın şu hastalığına. Tamam Nihan ya, başlamayın annem gibi. Neymiş bakalım isteyip de yapamadın? Bir sürü şey biliyorsun sen de zaten. Bu hastalık hapis gibi bir şey.
Varlık içinde yokluk resmen. Heyecanlanmak yasak. Adrenalin yasak. Bungee jumping yapamam mesela. Dalmak desen yok. Tek başıma arabaya atlayıp uzaklara da süremem. Aşık olsam mesela. Peki öyle biri var mı acaba? Biri olsa ne olacak Nihan? Camdan çocuk gibi yaşıyorum sayenizde. Kız bir şey istese ne olduğuna bağlı diyecek biriyim ben. Önce doktoruma sormam lazım. Aa yok artık. Ne alakası var? İyice karışmışsın sen. Çözelim. Beni aranıza almaz mısınız? Baban ayıp olmasın. Ben onların yanına geçeyim. Seni hak edecek ne yaptım ben?